Dedi Ali Yeter Sultan'ın türbesindeyiz. Burası Dedi Ali Yeter Sultan'ın namazgahı. Denizli'deki birçok türbede ya da ilçelerdeki birçok türbede türbenin girişinde veya hemen yan binasında namazgah yok. Burası 1886'da yeniden yapılmış. O sırada tekrar burası yeniden elden geçirilmiş. Namazgah olarak kullanılıyor. Kıble kısmı da bu tarafta mihrabımız. Burada gördüğünüz gibi çok az türbede rastlanılan kitabesi bulunmakta. Bu da tamir kitabesi. Bunu ben size çevireyim. Bu yüksek makam zamanını sürekli aydınlatan mum idi. Postnişin Hüseyin Baba'nın tekkesinin mimarı Kambir Sami oldu. Bu yüce mezarın ebadını asil tarihini yazdı. Didi Yeter Ali Sultan'ın türbe şerifi 1886'da tamir oldu. Tekkeköy mevkiinde Didi Ali Yeter Sultan'ın türbesindeyiz. Dedi Ali Yeter Sultan hakkında bilinen sadece bir tane tarih var. 11. yüzyıl. 11. yüzyılda yaşadığı rivayet ediliyor. Tam kesin bir tarih değil. Horasan'dan geldiği biliniyor. Horasan erlerinden olduğu ve Bektaş olduğu biliniyor. Size günümüze kadar gelen bir rivayet var. Ondan bahsetmek istiyorum. Zaten bilinen tek bir rivayeti var. Bu. Horasan'da orduya yazıldıktan sonra tabii ki zamanla buraya kadar gelmiş. Horasan'da orduya yazıldıktan sonra annesine dediği şu. Anne ben orduya yazıldım. Gidiyorum. Annesi çantayı hazırlarken erzağını yerleştirmiş ve Dedi Ali Yeter Sultan cenge katılmış. Uzun yıllar boyunca cenk etmiş ve artık ordunun belli bir kademesine kadar yükselmiş. En son savaşında da zaten burada olmuş ve buraya da defnedilmiş. Günlerden bir gün savaşırken ordu aç kalmış. Ve bir anda annesinin çantasına koyduğu erzak aklına gelmiş. Erzağı çıkarmış ve o erzakla tüm ordu doymuş. Bilinen tek rivayet bu. Bununla beraber ben birazcık türbeden bahsetmek istiyorum. Burası Gazak Abdal Türbesi'ne göre biraz daha bakımlı. Son dönemde boyaları yapılmış ama duvarların nemden kaynaklı olarak boyaları dökülmüş. Burada diğer türbelere göre işlemeler var. İşlemeler 12 imamın adı ve ayetler ve dualar yazıyor burada. Bu işlemeler de Mazlum Bababalım tarafından 1886 yılında yapılmış. Kitabede söylediğim gibi 1886 yılında yapılmış ve son konuma gelmiş. En son tabii ki boyama sırasında gördüğünüz gibi üst taraftaki ve alttaki yuvarlağı boyacı arkadaşımız tamamen dümdüz boyamış ve geçmiş. Altında ne yazıyordu? Kimse bilmiyor. Daha önce Sarıgazık Abdal Türbesi'nde şeyden bahsetmiştim. Metunların kabirlerinden. Sarıgazık Abdal Türbesi daha önce tahtaymış kabri. Sonradan çimento yapıp betona dönüştürmüşler ama Dedi Ali Yeter Sultan'ın kabrini göstereceğim size. Burası tahta ve hala aynı şekilde korunuyor. Dedi Ali Yeter Sultan'ın türbesinin hemen önünde bir mezar var. Ondan bahsetmek istiyorum size. Bu mezar. Bu mezarın ne özelliği var? Bu mezar Denizli'nin ilk milletvekili Hacı Mazlum Bababalım'ın mezarı. Hacı Mazlum Bababalım Macaristan'da tıp eğitimi almış. Tıp eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye geri dönmüş ve Denizli'ye yerleşmiş. Kurtuluş Savaşı sırasında ilk mecliste Denizli'nin ilk milletvekili olarak görev yapmış ve Atatürk'ün birebir görevlendirmesiyle Şeyh Said ayaklanmasını ve isyanını bastırmak için gitmiş. Hacı Hüseyin Mazlum Bababalım'ın Denizli'ye bıraktığı eserlerden birisi de burası. Vefatından sonra tabii ki türbelerle ilgilenilmiş ama bu binanın tadilatı biraz zor olduğu için böyle terk edilmiş. Ve zamanla gün geçtikçe yıkılmaya devam ediyor. Bu bina cami kısmı, ahırların olduğu bölüm. Tabii ki Mazlum Bababalım rahmetli
Daha önce tıp eğitimi ve doktora eğitimi aldığı için burada tıp görevlerini yapıyormuş. Bir oda kendisine aitmiş, diğer odalar hastalarına ve ilaçlarına aitmiş. Giriş görüldüğü gibi mezbelelik halinde. Bunlara da bir an önce el atılması gerekiyor. Sahibiyim ve buralara bakan kişiyim daha doğrusu. Türbedarı sizsiniz türbeleri. Evet, türbeleri de evet biz bakıyoruz size. Bizim kontrolümüz altında. Kaç yıldır ilgileniyorsunuz? Yaklaşık 45 yaşındayım. İşte 40 yıldır buradayız yani. 40 yıldır türbelerle ilgileniyorsunuz. Peki türbelere bakım konusunda ya özellikle inşaat konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz galiba? Tabii ki yani şimdi türbeler şu anda şeyli yani de bakımsız. Şu anda müze müdürlükleri falan müracaat ettik. Yapılması için ÖDİ İdare Genel Sekreterisi'nin Adem Oklu söz vermişti bu yıl yapılacağına dair. İnşallah sözlerini yerine getirirler, yaparlar. İnşallah. Soralım. Dedi Ali Yeter Sultan hakkında bilginiz ne biliyorsanız onları bir alalım sizden. Kayıtlara geçsin. Dedi Yeter Sultan işte 1180 yılında Haçlı seferleri sırasında şehit düştükleri söyleniyor. Kendisi topçuymuş yani top mermileri falan vardı işte türbe mezarlığının içerisinde. Bunlar daha sonra kayboldu gitti, çalındı bir şeyler oldu. Yani öyle öyle tarihi şeyleri yok oldu gitti yani. Hepsi teker teker. Teker teker mahvoldu gitti. Peki rivayetleri hakkında bilginiz var mı? Yaşanmış keramet. Valla işte onun bir dediği baba diyorlar aslında. Bu Kazak Aptal'dan önce öldüğü söyleniyor. Kazak Aptal'ın rüyasına giriyor. Diyor ki işte sen diyor daha önce ölmüş ya. Kazak Aptal diyor sen işte bir ay sonra filan yerde şehit düşeceksin. Arkadaşlarınla vedalaş, helalleş. İşte rüyasında gözüküyor. Daha sonra Kazak Aptal şey yapıyor, arkadaşlarıyla vedalaşıyor işte diyor ben filan yerde Karataş'ın filan yerinde şehit düşecekmişim işte dedi Yeter Sultan söyledi diye. Ya deme falan demişler arkadaşları. İnanma falan diye. Dediği gibi yani orada şehit düşüyor. Arkadaşları işte dedi Yeter Sultan işte demişti diye böyle ismi kalıyor yani. İsmi kalıyor. Peki Hacı Mazlum Baba Balım akrabanız. Evet. Denizli'nin ilk milletvekili. Dedemizin babası yani daha sonra. Kendisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk milletvekili. Kendisi aşağı yukarı 14 sene Macaristan'da okumuş. Doktora eğitimi almış. İşte böyle bir şey yani. Peki buradaki yıkılmak üzere olan yapıdan bahsedelim biraz. Valla yıkılmak üzere işte tarihi eserler bir bir yok oluyor yani. Bugün Tekeköy'de Bostancı Baba, daha sonra da Çukurköy'de Teslim Abdal Sultan. Oradan da Karataş'a geldik. Dedi Ali Yeter Sultan ve Sarı Kazak Aptal türbelerini dualarımızla buluşturduk. Erenlerin izinde bugünlük bu kadar. Bir dahaki sefere görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.